Gençliğin gözyaşları. Merhaba arkadaşlar. Şimdi neredeydik? Üçgende kenarortay çözüyoruz. 11. köşe taşında kalmışız. Hemen onu da koydum şöyle önümüze ve ayarlamasını yapıyorum. Odaklanmaya bir basalım. Tamamdır. Hadi bakalım. Vira bismillah diyelim, başlayalım. Şimdi diyor ki ilk sorumuz G ağırlık merkezi. Tamam hocam. O halde G ağırlık merkezi ise bu bir kenarortay AD. Şurayı da 6 6 diye 2'ye böldüm. I iç teğet çemberin merkezi. Şimdi iç teğet çemberin merkezinden ne geçiyordu? Açıortaylar. Burası da açıortay oldu. Şimdi bir doğru hem açıortay hem de kenarortay olduysa yükseklik de olacaktı. Burası 8. Şimdi şunu da konuşalım dostlarım. Bakın burada ne çıktı şu üçgende karşımıza? 6 8 10 üçgeni çıktı ki demek ki şu uzunluğun tamamı 8. Bunu da yazdık. Bu da aklımızın bir köşesinde dursun. Şimdi şunu konuşacağız. I'dan geçen şu doğru bir açıortaydı. Bunun bir açıortay olduğunu söyleyelim şöyle. Ve açıortayımızın özelliği şuydu. Kolların oranı 6'ya 10 ya. Ayakların oranı da 6'ya 10 olacak. Hatta bunu sadeleştireyim. 3'e 5 olacak. Demek ki toplam 8 ya burası. Direkt 3 ile 5 yazdım buraya. Şu ID 3. AI 5 çıktı. Bunu da unutmayın. Şimdi bir de ağırlık merkezinin şöyle bir özelliği vardı. Tabana bir, açıya iki özelliği vardı. Şurası A birim ise şu uzunluk 2A olacak. Yani toplam 3A 8'dir. A 8 bölü 3 oldu kardeşim. Şimdi ben A'nın yani şuranın 8 bölü 3 olduğunu, şu x ile birlikte toplanınca da 3'e eşit olduğunu biliyorum. Yani 8 bölü 3 ile x'in toplamının 3 olduğunu biliyorum. O halde x eşittir 3 eksi 8 bölü 3. 3 kere 3 9, 8 çıktı. 1 bölü 3 çıktı. Benim x dediğim uzunluk. Evet, 2 numaraya bakıyorum. G ağırlık merkezi o halde 4 ise buranın 8 olduğunu söylüyorum. AB ile AC eşitmiş. Demek ki bu bir ikizkenar üçgen. Senin bilmen gereken vurgu şu. İkizkenar bir üçgende şu tabandaki açılar eşitti ve aynı zamanda bu eşit açılardan çizilen şu kenarortayla bu kenarortayla birbirine eşit oluyordu dostlarım. Demek ki bu kenarortayın da uzunluğu 12, hatta burası 4, burası da 8. Ve bak şurada bir dik üçgen çıktı karşına. Dik kenarlardan biri 4, diğeri 8 ise, yani biri diğerinin 2 katıysa, küçük olanın kök 5 katı oluyordu hipotenüs 4 kök 5. E bu bir kenar ortaymış, demek ki burası da 4 kök 5. Yani toplam AC 8 kök 5 çıktı. Sorunun cevabı Bursa'dan geldi dostum. Evet, 3 numaralı soruyu okuyorum. G ağırlık merkezidir demiş, tamamdır. G ağırlık merkezi ise şuradan aşağı inen doğru kesinlikle kenar ortay olacak. Yani 8, 8 diye böldü burayı. Ve şu küçük ikiz kenar üçgenin de kenar ortayı olduğu için ikiz kenar üçgendeki tabana inen kenar ortay hem yükseklik hem de açı ortay oluyordu. Bunu da söylemiş oldum. Şimdi şu G ağırlık merkezi ise burası 4 ise buranın da 2 olduğunu vurgulayalım. Bakın son darbe. Şuraya bakın, öldürüyorum soruyu artık. 8 var. Burası toplamda 6. 6, 8, 10 üçgeninden cevabım Denizli'den geldi. Evet, 4 numaralı sorumuza bakıyoruz. Ne demiş? AN ile DC'nin kesişimindeki şuradaki nokta I. AB 14. Şimdi bu G ağırlık merkezi demiş mi? Evet, G ağırlık merkezi ise şu doğru kenar ortay. AB 14 ise 7, 7 böldü. Şu AE ile EC de eşittir. AC'yi 25 vermiş. Tamam, bunu da yazalım. 25. Hatta 25 bölü 2. 25 bölü 2 diyelim bunlara. I iç teğet çemberin merkeziymiş dostum. Demek ki şu CD aynı zamanda açıortay da oldu. Hem kenarortay hem açıortay olacak. Demek ki aynı zamanda yükseklik de olacak değil mi? Kayık kuralından dolayı. E burası 25 ise buranın da 25 olduğunu söyledim ben. Bize de IG'yi soruyor. Şu aradaki minicik
x'i soruyor dostum. Şu a'dan inen bu doğrunun da açıortay olduğunu bilelim biz. Çünkü neden? I'dan geçtiğinden dolayı. Peki şurada bakın 7 var, 25 varsa şu dc ne oldu? 24. Toplamı 24. Hatta g ağırlık merkezi olduğu için 1'e 2 oranından 24'ü 8'e 16 diye bölecek. Şurası 16, şu dg 8. Onu bir kenara not alayım. DG'nin 8 olduğunu şeklin üstünde göstermedim karışmasın diye. Şimdi bir de açıortayı konuşalım dostum bak. Şurası toplamda açıortay ya şu uzunluğu. Kollarına bakın 7 ile 25. O halde şu ayak 7K, şu IC dediğim ayak 25K. Yani toplamda 25, 7 daha 32K'yı bize 24 diyebiliyoruz biz. 24. K eşittir 24 bölü 32. Hatta 8'e bölelim, 3 bölü 4. K'yı da bulduk, 3 bölü 4. Peki şurası 7K'ydı. 7 kere 3, 21 bölü 4 şurası. Tamam. Şimdi DG'yi ne biliyorduk biz? 8. 21 bölü 4 ile X'in toplamı 8'miş o halde arkadaşım. Hemen 21 bölü 4'ü bu tarafa atalım. X eşittir 8 eksi 21 bölü 4. 4 ile 8'in çarpımı 32. 32'den de 21 çıktı. Ne geliyor lan? 32'den 21 çıkınca çıkartamadım bir türlü. 11 mi geliyor? 11 bölü 4 geldi X'imiz. Evet. Dördüncü sorumuzun cevabı da Bursa'dan geldi. Hadi bakalım. Şimdi 12 numaralı köşe taşını aldım önüme. Birinci soruyla başladık. Şimdi bu bir şurada bir ikiye bölmüş. ABC ADE'nin iki katıdır diyor. ABC şuradaki açı ADE'nin iki katıdır. Yani şuna A dersem burası 2A'ymış. 2 var, 6 var. Buna göre ADX nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi hemen bir orta taban yapmayı deneyeceğim arkadaşlar buradan ben. Şuradan bir paralel çizsem şöyle paralel çizdiğimde burayı da 2'ye bölmüş olacak. 6'nın yarısı olacak. 3 diyeceğim buraya. 2A ise şurası da 2A olacak. Evet. Başka. 3. Şurası da 3 olsa 5, 5, 8 gelir. Birinci sorumun cevabı. Ama bu 2A'yı ADE ABC'nin ya. Tamam, yanlış yere yazmışım ben. Ben diyorum niye böyle oldu. Şurası 2A olacakmış dostum. Şimdi ben bu bir kenar 2'ye bölününce ne yapın demiştim size? Orta taban yapın demiştim. Bunu hem konu anlatım videomda söyledim. Hem de yanlış hatırlamıyorsam üçgende açı konusunda da söyledik bunu. Şimdi bu orta tabanı çizdik. 6'nın yarısı oldu 3. Bakın burası 2A ise yöndeş açıdan burası da 2A'dır dedik ve şunu fark ettik. Bu açıyla şuradaki açının toplamı 2, iç açının toplamı 1, dış açıya eşit kuralından bunların toplamı 2A olacak. O halde buraya da A kaldı. Yani ben bunun ikiz kenar olduğunu gördüm. 3 ise şu parça da 3 çıktı. Şimdi bu orta taban olduğu için burayı da 2'ye bölüyor, burayı da 2'ye bölüyor. Yani burası 5 ise burası da 5 olacak. Ve bakın X'e toplamda 5 ile 3'ün toplamı 8 kaldı. Evet, yine bir kenar 2'ye bölünmüş. Ben yine orta taban yapacağım bu soruda. Şimdi şuradan aşağı bir diklik indirdiğimde şöyle. Bakın bu da dik, bu da dik. Ve bu burayı 2'ye bölmüşse mecbur burayı da 2'ye bölüyor artık. Ve orta taban olduğunu gördüm arkadaşım ben. Şimdi burası 30 derece. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2'dir. Ve şurası da 1 olmak zorunda ki çünkü orta taban değil mi? 2'nin orta tabanıysa yarısı olacak. Şimdi şuradan da Pisagor bağıntısını çakarsanız hemen X'in 2 olduğunu görürsünüz. Evet, üçüncü sorumuzdayız. Yine bakın şuradan aşağı bir diklik indirelim. Çünkü bir kenar 2'ye bölünmüş, orta taban yapacağım. Bakın bu DE şu benim indirdiğim dikliğin orta tabanı. Yani burayı da 2'ye bölmek zorunda. 1 diyelim buraya. Başka 2'nin de 2 katı olmalı. 4 diyelim buraya. Şu büyük dik üçgeni gördüyseniz arkadaşlarım burası 3, burası 4. Hipotenüsü de denizli gelir. Evet, dördüncü sorudayız. Şunu fark ettim. Şu Denizli ile Fransa'yı birleştirirsem bu da 2'ye böldü. Bu da 2'ye böldü. Bu adam orta tabanı oldu BC'nin.
3, 4 ise burası 5. Orta taban olduğu için BC'de 2 katıdır. 10 dedim zaten BC'yi soruyormuş. Evet, bu köşe taşı orta tabandan çözüldü. Hemen geldik 13 numaralı köşe taşımıza. Şimdi BE ve AD kenar ortay. Şimdi bu bir kenar ortay. Bu da bir kenar ortay. Hatta burası da 4. Demek ki G ağırlık merkezi. Başka şimdi 4 ise 4 dedik buraya. Şu üçüncü doğruyu çizersem bu da bir kenar ortay olur. Ve burayı 2'ye bölmelidir. 3, 3. Bu da 3 oldu arkadaşım mecburen. Şimdi burası 3 ise G ağırlık merkezi neden 3 oldu burası? Muhteşem üçlüden. 1'e 2 oranından da burası da 6 geldi. Bunu da yazalım. Şimdi başka ne kaldı? Başka da bir şey yok. 4'ü 6'yı yazdık. Her şeyi yazdık. A, E nedir diye bir soru sormuş bize. A, E. Neresi orası? Şurayı soruyor. X diyelim. X diyelim. Hadi ya. Tüh. Şimdi ne yapacağız burada? Yani kenar ortayın uzunluğunu yapacağız mecbur ama yapmayı da istemiyorum açıkçası onu. Çünkü kenar ortayın uzunluğuna ait sınavda soru gelmeyecek. Evet, bakalım ne yapalım. 5 tane. Yani şu yukarıda bir formül vermiş hocamız ama o formüle gerek var mı? Yok ya arkadaşlar, mecbur şey yapalım. Şimdi kenar, ezan da okunuyor bir yerden de. O yüzden durmak da istiyorum açıkçası. Videoyu burada ben bir durdurayım. Ezan bitsin, öyle devam edelim. Olur mu kardeşim? Evet. Ezan da bitti. Biz de devam edebiliriz. Şimdi şöyle yaptım kardeş. Şu kenar ortayın uzunluğu formülünü kullanacağım. Şimdi yukarıda hocam da bir formül vermiş. Tam da incelemedim formülü ama. Biz kenar ortayın uzunluğunu kullanalım dostum. Bak, kenar ortay şu. Bunun karesi eşittir. Yani 9, 9'un karesinin 2 katı eşittir. 81. 2 tane 81. 162 yapar. Eşitmiş. Formül nasıl başladı? Kenar ortayın karesinin 2 katı. Kolların kareleri toplamı diyeceğiz dostlar. Yani bir 2x'in karesi 4x kare. Artı bir de 8'in karesi 64. Eksi şu indiği kenar var ya 6. Bunun da karesinin yarısı olacak. Yani 6'nın karesi 36, yarısı 18'i çıkartacakmışız buradan. Şimdi bunu da bir toparlayalım. Eksi 18 buraya gelirse artı 18 olarak 180 olur. 180'den de 64'ü çıkartalım. Şöyle 180'den 64'ü çıkartalım. 6, 116 olur. 116 eşittir 4x kare. 4'e bölersek 58, 29 mu geliyor dostum? 29 eşittir x kare, x eşittir kök 29 geldi. Ama dediğim gibi kenar ortayın uzunluğu sınavda sorulmayacak. ABC dik üçgen, BE ile DE, AD kenar ortaymış. Demek ki şurası ağırlık merkezi. 4 kök 3 ise BC nedir diye bir soru soruyor. Gelin şurada bir şuraya A'ya 2A dediğimizde öklik yapalım. Bakın diklikten diklik indi. Hatta yan kenarın öklitini yapıyorum. 4 kök 3'ün karesi 48 eşittir. Yakın olan 2A ile hipotenüsün tamamı 3A'nın çarpımı. 2 ile 3'ün çarpımı 6'dır. 48'i 6'ya böldüm 8. Burası da A kare yaptı. A kare 8 ise A eşittir 2 kök 2 geldi. Şimdi şurada bir de bir öklit daha yapalım. H kare eşittir 2A ile A'nın çarpımı. Yani H kare eşittir 2A kare öklitini de yazalım. A karemiz 8'di. 2 ile çarptım 16. Yani H kare 16 ise H eşittir 4. Şimdi burası 4. Burası 4 ise tabana bir açıya 2 muhabbetinden burası yarısı olacak. 2. Muhteşem üçlümüz var. Bak, dik açıdan inen kenar ortay 6 ise bu da 6, bu da 6. Yani BC toplamda 12 geldi. Evet, üçüncü sorumuz. Diyor ki üçüncü soru, 90 dereceyi verdim sana diyor. Kenar ortaymış bunların hepsi. Demek ki G ağırlık merkezi. AC'yi de 6 kök 3 vermiş arkadaşım. Burası toplamda 6 kök 3 ise 3 kök 3, 3 kök 3. Bakın dik açıdan inen kenar ortay olduğu için burası da toplamda 3 kök 3. Hatta şurası kök 3'e 2 kök 3. Nereden biliyorsun öğretmenim? Çünkü tabana bir açıya 2 muhabbetinden. GD'yi soruyor. Şuraya x diyelim. Bakın bu da dik açıdan inen kenar ortay olduğu için
Şunlar da muhteşem üçlüden xx oldu. Bunları da söylemiş olalım. Burası x ise şuraya da 2x kaldı kardeşim. Bunu da söyledik. Neresi var şimdi başka? Şuraya da 90'ı çakalım. Başka şurada da diklikten diklik indi. Bakın diklikten diklik indi. Şuna bir a dersek burası 2a olur. Hemen 2 kökçük karesi yani 12 eşittir. Şimdi şunu yapıyorum. H kare p çarpı k ökleti yapıyorum. 2 kökçüğün karesi a çarpı 2a yani 2a kare. Buradan 12'yi 2'ye böldüm. 6 eşittir a kare. A eşittir kök 6. Şimdi demek ki şurası 2 kök 6. Hemen şuradan da Pisagor yapalım mı arkadaşlarım? Bakın sorumuz geliyor. 2x'in karesi 4x kare eşittir. 2 kökçüğün karesi 12 artı 2 kök 6'nın karesi 24. Buradan bunların toplamı 36. 4'e bölersem x kare eşittir 9. X eşittir 3 çıktı. Cevabım Ceyhan'dan geldi. Evet, dördüncü sorumuz. Bu köşe taşının son sorusu. ABC ikizkenar üçgenmiş. AB ile AC eşitmiş birbirine. Bunlar da kenar ortaymış. Demek ki burası da x'tir. Bu da kenar ortay ikizkenarsa bunlar da x x olacaklar. DC x nedir diye de bir soru sormuş. Bizden de başka bir şey vermemiş. Şimdi ikizkenar üçgende tabandan çizilen iki kenarortay birbirine eşitti. Hatta şuradaki parçalar da birbirine eşittir ki burada bakın 90 45 45 üçgeni var. 4 kök 2 ise burası da 4, burası da 4. 4 ise tabana bir açıya 2'den burası 2. Bakın burada ne çıktı karşımıza? 2 var, 4 var. Pisagor yapacağım, x'i bulacağım. Ne demiştim? Biri diğerinin 2 katıysa küçük olanın kök 5 katıdır. 2 kök 5 çıkar x'imiz. Cevap Edirne'den geldi. Evet, 13 numarayı da gömdük. Hemen 14 numaralı köşe taşıyla devam ediyorum. AD kenarortay AH'da yükseklikmiş dostum. Buna göre HD neresi? Şu aradaki mesafe nedir diye bir soru soruyor. Öklit yapacağız galiba burada. Birkaç tane bakalım nasıl yapacağız görelim. Şimdi öncelikle 2 kök 2, 4 kök 2. Bakın biri diğerinin 2 katıysa ne demiştim hipotenüs? Dik açının karşısı hipotenüs. Küçük olanın yani 2 kök 2'nin kök 5 katı. O zaman 2 kök 10. Şuranın tamamı 2 kök 10. Hatta burası kök 10. Şurası da kök 10. Peki şimdi bir de şurayı bulalım. X diyelim buraya. BH'ı bulalım arkadaşlar. Onu da öklitten bulalım. Bakın diklikten diklikten diklik indi. Yan kenarın karesi yani 2 kök 2'nin karesi 8. Eşittir. X çarpı hipotenüsün tamamıydı yani 2 kök 10. Buradan 2'ye bölelim. 2'ye bölelim 4. X eşittir. 4 bölü kök 10 çıktı. Tamam. X'i de bulduk 4 bölü kök 10. Bize şuradaki HD'yi yani Y'yi soruyor. O zaman kök 10'dan X'i çıkartırsam Y'yi bulurum. Yani kök 10'dan 4 bölü kök 10'u çıkartıyorum. Dolayısıyla X, Y'yi de bulmuş oluyorum. Kök 10 ile kök 10'un çarpımı 10. 10'dan 4 çıktı 6 bölü kök 10. Bunu da düzenleyelim. 6 kök 10 bölü 10 olur eşleniyle çarparsam. 2 ile sadeleştirdim. 3 kök 10 bölü 5 olur. Yani sorumun cevabı Edirne'den gelir. Evet, ikinci sorumuza geçiyorum. 4'ü gördük. AC 24. Şurası da toplam 24. Peki BD kenar ortaymış. O halde 12 burası. 12 de burası olacak. 8 de burası. BC diyor AB ile 6'nın toplamı. AB'ye K dersen BC K ile 6'nın toplamıymış. Bunu da söylemiş olalım. Başka. Buna göre BC nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi burada Pisagor yapacağım arkadaşlar. Ya bir formülü var ki bakayım hatta yukarıda da. Evet, formülü de yukarıda vermiş arkadaşlarım hocamız. Formülle çözebiliriz eğer istiyorsanız. Şöyle ki, şimdi bu formül diyor ki şu kenar ortayla yüksekliğin arasındaki parçanın bu bulunduğu
kenarla yani 24 ile çarpımının 2 katı. Yani 2 çarpı 24 çarpı bu 4 dediğim parça şurası. Şuna eşittir her zaman diyor. Şu diğer iki kenarın, üçgenin diğer iki kenarının karelerinin farkına. Yani şunun karesinden bunun karesini çıkartın diyor. Bulalım. K artı 6'nın karesi, birincinin karesi artı, ikincinin karesi artı, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Eksi diyor diğer kenarın yani K'nın karesini çıkartalım. Şunlar gitti. Burada bakın her şeyi bir 12'ye bölelim mi? Şurayı 12'ye bölersem 2 kere 4 8. Bunu 12'ye böldüm 2. Yani 8 çarpı 2'den 16 burada kaldı. 12'ye böldüm 3. 12'ye böldüm K. 3'ü de bu tarafa atarsak 13 eşittir K çıktı. Bizden ne istiyor? BC'yi. Yani 13 ile 6'nın toplamını istiyor bizden dostum. 19'u bulduk. Şimdi şuna bakalım. Bakın burada da direkt formülümüzü kullanalım. Şimdi A kare ile AB'nin karesi ile BC'nin karesinin toplamı 100. Pisagor yaparsam bu ikisinin kareleri toplamı AC'nin karesine eşitti. Demek ki AC'nin karesi 100. O zaman AC 10. Şimdi formül de şöyleydi. 2 çarpı 10 çarpı şuradaki kenar ortayla açı orta yüksekliğin arasındaki parça. Eşitti dostum. BC ile AB'nin kareleri farkına. Bunların kareleri farkı da şöyle x kare diyelim onlara biz. Kareleri farkı yani şunu soruyor. Zaten BC'nin karesiyle AB'nin karesi farkını soruyor. Biz ona x dersek x demiş olalım. Buna eşitti zaten formül olarak da. Buradan da ne çıkıyor? 10 ile 1.4'ün çarpımı 14. 2 ile çarparsam 28 geldi. Sorumun cevabı. Evet, dördüncü sorudayız. Şimdi 3 AD kenar ortay diyor. Şimdi bakın bu 3'ün 2 ile 3'ü çarpıyordum. Bir de BC'yi çarptığımda şuna eşitti. AB'nin karesi eksi AC'nin karesine. Yani 72 vermiş onu da bize. Peki 2 kere 3 6. 6'ya bölersem 12 çıktı BC. Şimdi bu 12 ise burayı 6 6 diye bölecek değil mi? Bu denizli noktası. O halde buraya da 3 kalacak. Cevabım Adana'dan geldi. Evet, şu sorudayız. Bakalım burada ne yapacağız dostum şimdi? Ne istiyor? Birinci sorumuzu şöyle bir görelim. Evet, birinci sorumuz diyor ki 10 var, 7 var. Bak bu direkt kural sorusu dostum. Şimdi G ağırlık merkezinden bir doğru geçiyorsa üçgen içinden, bu doğrunun bir tarafında kalan iki doğrunun doğruyla diğer tarafında kalan doğruların toplamı eşit. Yani 10 dediğim şu köşeden inen bu doğru diğer iki köşeden bu doğruya indirdiğin doğruların toplamına eşit. Yani 10 7 ile neyin toplamına eşit? 3'ün toplamına eşit. Cevap geldi bile. Şimdi buraya bakalım. İkinci sorumuza bakalım. Burada da ne diyeceğiz dostum? Şu 3 ile şu 2'nin toplamı 5. Bu Bursa'dan indirdiğim doğruya eşit. Yani şu BH 5. Bize neyi soruyor? BH'ı soruyormuş zaten. Tamam. Geldik buna. Evet. Üçüncü sorumuz. Şimdi ne diyor bu da? AE 9. Bu 9. Tamam. Bu CF 2. BD de 4. Bu 4. Bu 9. Bu 2. Bak burada da kural şu. Bu 9'un, 4'ün ve 2'nin toplamı. Yani ne oluyor? 9, 4 daha 13, 2 daha 15 dediğin şey var ya. Ağırlık merkezi dediğin doğrunun, noktanın bu doğruya dik uzaklığına eşittir dostum. Dik uzaklığının 3 katına eşittir. Tamam mı? Şuna x dersem bu 15 3x'e eşittir. Zaten sana da diyor ki ağırlık merkezinin d doğrusuna uzaklığı. Yani x'i soruyor. 3x 15 ise x'in de 5 olduğunu gördük. Hadi dördüncü ve son sorumuz dostum. Evet, burada da ne diyeceğiz? Şimdi 4 var, 1 var, 6 var. Bunların toplamı neye eşitti? X'in 6, 10, 10, X'in 3 katına eşit olacaktı değil mi? Şu 6 ile 4'ün toplamı 10. Şu 1'i çıkartırsam 9 eşittir. X yani G'nin bu doğruya uzaklığının 3 katına. 3X'e eşit. Demek ki X 3. Hocam... Üçüncü soruda sen topladın üçünü de 3x'e eşitledin. Burada bunları topladın bunu çıkarttın. Bak kuralı unutma. Birinci ve ikinci soruda ne yaptım? Doğrunun bir tarafında olanları topluyorum. Diğer tarafında olanı çıkartıyorum. Unutma bunu kardeşim.
Burada üçüncü soruda neydi? Üçü de bakın doğrunun üstünde. A köşesi de üstünde. B köşesi de üstünde. C köşesi de üstünde. Üstünde olduğu için üçünü de topladım. Ama burada ne? Üstünde olanları topladım. Altında olanı çıkarttığım zaman aynı kural geçerli. Tamam mı kardeş? Bunu da karıştırma. Pekala. Hadi bakalım. Burada gömdük. Böylelikle köşe taşlarını bitirdik. Tarama testine geçeceğiz bir sonraki videomuzda. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşürüz.